Ben Profesör Doktor Fatma Nişancı Kılınç, Kırıkkale Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümünde öğretim üyesiyim. Kinoa ilk 5000 yıl önce, yani çok yeni bir, bizde çok yeni, Güney Amerika'da keşfedilmiş ve o tarihten beri kullanılmakta. Ancak ülkemizde bu her zaman popüler besinler olabiliyor. Bunlardan biri olarak da olduğunu düşünüyorum ben. Besin değeri açısından baktığımız zaman evet, buğday, bulgurla, buğdaydan elde edilen bulgur, ki biz bunu tahıla dayalı beslenen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim kinoa yerine sayacağımız bulgur gerçekten çok değerli, geleneksel bir besinimiz. Çok değerli, besin üyesi açısından çok benzer özellik göstermekte, kinoa ile benzer özellik göstermekte. Ne gibi benzer özellikler hocam? Protein, tabii ki bir adım kinoayı önde düşünebiliriz. Ben aslında bunu ülkemiz için kıyaslamak da istemem. Çünkü burada bulgur varken kinoaya gerek yok. Ancak madem ki bu soru soruldu, protein açısından yüksek ve elzem amino asit dediğimiz amino asitlerden daha dengeli. Bulgura göre bir adım önde diyebiliriz. Diğer taraftan baktığınız zaman potasyum, fosfor oranı da çok yüksek. Ki bu önemli bir nokta. Neden? Çünkü özellikle tamam, proteini yüksek ama fosfor ve potasyumla ilgili bir problemi olan, değerleri yüksek olan bireyler için fazla tüketildiği zaman ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bu nedenle bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle alacak. Az önce söylediğim elzem amino asit örüntüsü açısından biraz farklı olsa da biz zaten yeterli dengeli beslenmede, ki bulgur dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen, yanında mutlaka kültürümüz bu, bir kuru fasulye ya da nohutla birlikte tüketiriz. Dolayısıyla bu eksik olan amino asiti oradan tamamlıyoruz. Artı yanında zaten işte yeterli dengeli beslenmede bizim sağlıklı tabak modelinden birazdan bahsederim. Modeli, yani bunları birlikte tükettiğiniz zaman bir kinoayı kesinlikle aynı düzey, hatta geçebilecek düzeyde oluyor. Diğer besin öğelerini de almış oluyorsunuz bununla birlikte. Hocam peki kinoa kimler tercih edebilir? Bu çok güzel, evet. Önemli, çok önemli bir grup var ki bunu tercih edebilir. Şöyle, kinoa gluten içermiyor. Proteinden zengin ama gluten içermiyor. Dolayısıyla gluten enteropatisi, yani çölyak hastalığını dediğimiz hastalığı olan bireylerin rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Alternatif bir tahıl grubu olarak tüketebilirler. Bu çok çok önemli ki dünyada oldukça önemli bir hastalık, son derece fazla görülen bir hastalık. Dünyada 7 milyon civarında var. Türkiye'de ise 700 bin civarında, yaklaşık 700 bin olduğu tahmin edilmekte. Dolayısıyla bu grup için çok önemli. Çünkü bu gruplarda besin öğeleri yetersizliğini görebiliyoruz. Dolayısıyla tahılları tüketemediği için bunu tüketmeleri yeterli dengeli beslenmelerine ciddi katkı sağlayacaktır. Yani bu grup için önemli bir besin öğesi diyebilirim. Ama diğer kesim için kesinlikle gerek yok. Ancak kinoa mı, bulgur mu? Tabii ki ben, kendi ülkemde tabii ki bulgur. Çünkü aynı, ben besin öğelerini rahatlıkla alabiliyorum. Her ikisi posadan zengin. Her ikisi proteinden zengin. Ki bulgur biz burada özellikle vücut ağırlığı kontrolünde de çok çok önemli. Çünkü hatta o konuda bir adım öne bulgur geçiyor. Neden? Kinoanın içinde yağ daha yüksek. Yağ daha yüksek. Hatta neredeyse yaklaşık 5 katı gibi bir yükseklikte. Dolayısıyla tüketim miktarı arttıkça enerji oranı, karbonhidratın, bulgurdaki karbonhidrat biraz daha yüksek kinoaya göre. Ama yağın enerjisi daha yüksek olduğu için bu anlamda tabii ki bulgur. Daha dengeli beslenmek için, yani ben kendi ülkemde kesinlikle önerdiğim ve sürekli, ben bir diyetisyen olarak sürekli önerdiğim bulgurdur. Yani neredeyse 4-5 kat daha yüksek kinoanın fiyatı. Bulgur hem besin değeri
aynı olan bir besin neden bu kadar para ödeyeyim diye tabii ki akla getiren bir konu da bu oluyor. Tarım Bakanımızın da bir ifadesi oldu. Dedi ki kinoa değil bulgur. Bunu neden söylemiş olabilir sizce? Ben bu konuda bir diyetisyen olarak bakanımızın bu açıklaması beni çok çok memnun etti. Gerçekten ülkemizde hem ekonomik olarak rahatlıkla ulaşabildiğimiz bir besin ki bu çok önemli. Herkesin ulaşması burada önemli olan. Belli bir kesim bir şekilde her şeye ulaşıyor. Ancak herkesin ulaşabildiği bir bizim geleneksel besinimizi ön plana yani vurgulaması çok çok memnun etti. Çünkü yeterli dengeli beslenmedeki katkısının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakanımız da eminim hem yani ülkemizde yetişen bir besini bir de bu sürekli her dönem moda olan gelecekte farklı şeyler de gelecek bunların önüne geçmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim kendi besinlerimizi iyi tanıtabilmeli. Bunların önemini vurguladıktan sonra, vurgulayabildikten sonra bütün besin öğeleri ihtiyacımızı zaten karşılayabiliyoruz.